Şimdi efendim bir de Diyanet meselesi tam da Ramazan arifesinde bu tartışma meydana geldi. Bildiğim kadarıyla Diyanet sizin hakkınızda da suç duyurusunda bulundu, benim hakkımda da bulundu ve ben sonuçta o İvan ayeti iddianamede kalmadığı için Diyanet'in suç duyurusu ötürü tutuklanan bir gazeteci olarak tarihe geçtim. Şimdi Diyanet ama asıl problem bu. Bana da kızmalarının nedeni. Diyanet kalktı. Diyanet sizin hakkınızda suç duyurusunda bulundu mu? Bulundu. Değil İlk mi? önce İşte ama. beni başka bir şeyden aldılar. Erdoğan'ın avukatı olduğunu iddia eden birinin suç duyurusuyla aldılar. Fakat o İBAN ayeti benim şeylerimde işte polis tutanağında da savcılık tutanağında da iddianamede de bulunamadı. Arkasından Diyanet'in de bir suç duyurusu. Bulunma nedeni de şu. Ben diyorum ki yani Diyanet'in kalkıp da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yardım toplaması korona nedeniyle caiz değildir demesi onun görevi değildir dedim. Ondan sonra da iban mı iman mı diyorsunuz? Onun için bana saldırıyorsunuz dedim. Bu kadar. Yani eleştirmedim bile. Ama bence bu konu Evet. Yani gerçekten komedi yani bu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yardım toplayamayacağı, zekat toplayamayacağı hangi ayette yazıyormuş? vallahi Hangi işte hadiste yazıyormuş? Cumhurbaşkanı Erdoğan da biliyorsunuz daha sonra Evet. hatta Ankara borusu tartışması oldu. Yani o ayrı bir konu ona sonra gireriz. Diyanet Daha yine sonra. suç duyurusunda bulundu. Diyanet'in suç duyurusu bağlamında söylüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki din adına konuşmaya tek yetkili kurum Diyanet'tir dedi. Şimdi ben sizin paylaşımlarınızdan da okuyorum. Yasin 21'e, Bakara 174'de atıflarda da bulunuyorsunuz. Parayla din anlatan din sorunu. Yani sonuçta Diyanet devletin memuru. Atadığı kişi, maaşını verdiği kişi, burada devlet de demek istemiyorum, iktidarın atadığı kişi. Bir özelliği de güya kağıt üstünde var, yok. Ve parayı Sahip. veren düdüğü çalar gibi, o ne derse onu konuşuyor. İktidara yardım etmek, iktidarın topladığı yardıma para toplamak, vermek oraya caizdir. Belediye olursa olmaz. Sanki apayrı bir şey. Biri Müslüman değil, öbürü bilmem ne. Hadi onu geçtim. Sanki biri devlet, öbürü devlet değil. Biri yerel yönetim, biri de merkezi yönetim vesaire. Ve Diyanet bu konularda suç duyurularında bulunuyor. Size de bulunmuş. Evet, Yani bizim de. Diyanet'in işi mi bu? Bunu bir nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Hakan Bey, önce şunu söylemek istiyorum. Hangi din olursa olsun, Yahudilik, Hristiyanlık, Müslüman, Kuşkusuz. Budizm, Hinduizm. Bir din, Allah'ın dini ve insanların bireysel olarak dini olduğu sürece saftır, temizdir, güzeldir. Ve gerçekten de çok çok önemlidir. İnsan hayatı için, toplum hayatı. Kuşkusuz. Sonsuz hayat ayrıdır. Fakat hangi din olursa olsun, bir din kurumsallaştığı zaman Allah'ın dini olmaktan çıkmaya başlar. Bu Tabii. kurum ister devlet olsun, devlet kurumu olsun, yani din devleti olsun veya işte Diyanet gibi bir devlet kurumu olsun, isterse tarikat, cemaat, yani örgüt, teşkilat, kurumsallaşan her din Allah'ın dini olmaktan çıkmaya başlar ve o kurumun çıkarları doğrultusunda konuşan beşeri bir din haline gelir. Yani din Yani, bireyle Tanrı arasında olmalıdır. olduğu Kurumsallaşmamalıdır, örgütleşmemelidir diyorsunuz. zaman güzeldir, saftır, temizdir, hoştur, ruhsal gıdadır, güç verir, kuvvet verir, moral verir, pek çok şey söylenebilir. Olmazsa olmazdır belki insan hayatı için, topluma yani. Ama din kurumsallaşmaya başladığı an bela olmaya başlar. Yani o kurumun istekleri doğrultusunda konuşmaya başlar Allah. Evet. O kurumun istekleri doğrultusunda konuşmaya başlar onların peygamberi. Yani Allah'ın peygamberi o kurumun çıkarları doğrultusunda konuştururlar. Ya da halifesi. O, tabii yani onların efendim kitabı değil mi? Onların çıkarları doğrultusunda konuşmaya başlar, eğip bükmeye başlar. Bu sebeple İslam güzeldir, Yahudilik güzeldir, Hristiyanlık yani dinlerin hepsi güzeldir. Özü aslı itibariyle vahiy boyutu.
iman ibadet boyutuyla. Değil mi? Yardımlaşmadır, dayanışmadır vesaire, değil mi? Pek çok çalmayacaksın, öldürmeyeceksin, yalan söylemeyeceksin, değil mi? Kimseyi aldatmayacaksın, kandırmayacaksın, fahiş fiyatla işte mal satmayacaksın. Yani bunlar harika şeyler, evrensel şeyler. Ahlaki etik. Evet. Ama din siyasallaştığı zaman, din devleti haline geldiği zaman, siyasal Hristiyanlık, siyasal Yahudilik, siyasal İslam haline geldiği zaman, işte o din inananların başına bela olmuş. Artık orada o kurum kimin elindeyse, o kurumu elinde bulunduranlar Tanrı adına insanlara tahakküm eder. Diyanet. Mesela örnek vermek istiyorum. Buradan bakarsak anlayacağız meseleyi, Diyaneti filan. Buraya geleceğim, bu sorunuzu unutmuyorum. Mesela Hristiyanlık, İsa'nın anlattığı Hristiyanlığa bakın, yani din öğretisine bakın İncil'de. Barıştır, sevgidir, kardeşliktir, değil mi? Allah'ı herkesten ve her şeyden çok sevmektir. Yani sevgi üzerine kuruyor inancı yani. Tanrı sevgisidir diyor, Tanrı aşkıdır diyor iman yani. Ve insan sevgisidir diyor, değil mi? Düşmanlarınızı bile sevin diyor. Sağ yanağını uzatana sol yanağını vurun diyor. Hep güzel şeyler söylüyor, evet, dinler. Tanrı sevgiyor. Savaşmayı yasaklıyor, silah kullanmayı yasaklıyor. Öyle mi? O güzelim din devletleşince, işte o Vatikan devleti olunca, değil mi? O Patrik devleti olunca, Suud olunca, devlet haline gelince Hristiyanların başına bela oluyor. Daha yani kilise devletinin Hristiyanlığa yaptığı zulmü Hristiyan olmayan milletler yapmamıştır yani. Orta Çağ meselesini biliyorsunuz. Engizisyonlar, aforozlar, işte savaşlar, katliamlar, mezhep savaşları, şunlar bunlar, biliyorsunuz. Üzülüyorum ben Mesih olarak, gerçekten çok üzülüyorum bunları şimdi gelip de görmüş olmaktan. Yani benim anlattığım, öğrettiğim din bu mu? Ne diyor İsa İncil'de? Kralın hakkı krala, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya diyor. Bu tam da zekatla ilgili bir soruyla alakalı soruluyor. Diyorlar ki İsa'ya gelip, devlete diyorlar, biz diyorlar vergi veriyoruz. Bir de devlet zekat topluyor diyorlar. Verelim mi diyorlar. İsa o zaman işte bu meşhur o sözü söylüyor. Kralın hakkı krala, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya diyor. Devlete diyor vergiyi verin. Zekatı da vermeniz gereken yere. Tanrı'nın hakkı çünkü. Devletin hakkı değil zekat. Yardım meseleleri. Devlet yardım toplamaz. Devlet yardım muhtaç olana, ihtiyaç sahibine yardım eder. Şimdi İslam da öyledir. İslam mesela Mekke döneminde, ilk dönemde saf, temiz, tevhid dini, inanç, ibadet esasları bakımından mazlum insanlar dövülmüş, sövülmüş, değil mi? Yurtlarından sürülmüşler. Ama ne zaman devlet haline geldi İslam? Medine'de, Mekke'ye fethetti filan. İşte Yahudileri sürdü. İşte Tebük'e kadar işte oraları, Hayber'i fethetmeye kalktılar. Paralar gelmeye başladı. Köleler, cariyeler gelmeye başladı. Ganimetler gelmeye başladı. Kavga da başladı. Peygamberin sağlığında başladı yani İslam devletleşince. Diyorlar ki peygambere, sen diyorlar şunlara veriyorsun, bize vermiyorsun diyorlar. Yani ganimet kavgası başladı. Peygamber işte yaklaşınca 60 yaşına doğru filan, ondan sonra kim başa geçecek kavgası başladı. Peygamberin hayatında oldu bu. Tebük seferinden dönüşte Hazreti Muhammed'e suikast tertip edildi. Bu suikastı Yahudiler tertip etmedi. Yani kafirler tertip etmedi Hristiyan. Ashabı. Bunlar meşhurdur bu. Ve İslam devletleşince, yani bu tabirimi mazur görün, çarpıcı olsun diye söylüyorum. Bizzat Hazreti Muhammed'in başına sıkıntı oldu. Ve bela oldu. O kadar oldu ki Hazreti Muhammed'in cenazesi ortada kaldı. 3 gün ya bir sahabe toplanıp cenaze namazı kılamadı ya. Toplanıp toplu cenaze namazı kılıp gündüz peygamberini gömemedi. Hazreti Ali ve 3-5 kişi yanında 3. gün o sıcak iklimde gece yarısı sabaha karşı bir mezar kazıp da toplu cenaze namazı kılmadan Hazreti Muhammed'i gömdü.
Niye? Ebu Bekir orada yok. Ömer yok. Osman yok. Nerede? Kuliste. Kim halife olacak? Devlet kim ele geçecek? Kim yönetecek? Orada. Bunu katiyen onları kınamak için söylemiyorum. Onların dinine asla kimse söz edemez. İmanına kimse söz edemez. Öyle değil mi? Tabii. Kim Hazreti Ebu Bekir'in imanından şüphe edebilir? Ömer'in imanından Osman. Kim haşa onlara bir münafık vesaire fasık yakıştırması yapar? Ya aralarında ırk kavgası yok. Bunlar aynı kabileden hepsi. Aralarında mezhep kavgası yok çünkü mezhep yok ortada. Aralarında din kavgası yok. Dil kavgası yok, ırk kavgası yok. Ne var o zaman? Değil mi? Hazreti Muhammed'in ashabı, Cemel Savaşı, Sıffın Savaşı. Değil mi? Allahu Ekber diyerek birbirlerini boğazladılar. Niçin? Din için mi? Din farkı mı? Irk farkı mı? İktidar kavgası. Müslümanlar bunlarla yüzleşmeli. Bunları söylemek acı. Ama bunu yani tarihimizle yüzleşemezsek bugün anlayamayacağız. Zaten bunlar yazıyor aslında. Mesela günümüzün siyasal İslamcıları, Ankara'dakiler vesaire. Bunları bilmezler mi Allah aşkına? Yani diyorlar ki işte İslam gelirse, İslam devleti olursa Asr-ı Saadet'miş adı da yani. Asr-ı Saadet. Oh çok mesut, mutlu bir asır sanki. Ya Asr-ı Saadet dedikleri İslam tarihinin en felaket asrıdır. Hakan Bey. Yani o Asr-ı Saadet iç savaş ya, iç savaş. Birbirlerini kılıçtan geçiriyorlar. Ya. Ayşe ile Ali savaşı. Saadete bak. He? Yani şu kuruya bak. Peygamberin eşi, hanımı. Yani tarihimizle yüzleşmemiz, gerçekleri görmemiz, hayal aleminde gezdirmememiz gerekiyor toplumu. İslam devleti olunca işte Asr-ı Saadet'teki gibi halife, dört halife devri, örnek, ideal. Devir ya, ne diyorsunuz ona, rol model filan. Ya bir bakın oraya. İslam güzeldir. Ama siyasal İslam baş belasıdır ve Hazreti Muhammed ve ashabının başına bela olmuş. Birbirlerine Allahu Ekber diyerek saldırmalarına sebep olmuştur. Boğazlamalarına sebep olmuştur. Bu kavga siyaset kavgasıdır. Kardeşi kardeşe boğdurmuştur. Hiç kimse Hazreti Muhammed'in ashabından daha iyi Müslüman olduğunu da söyleyemez. Değil mi? Sahabeden daha iyi bir Müslüman, daha imanlı bir Müslüman yetiştireceğini de söylediniz. Öyle mi? O halde bakın tarihinize ve oradan başlıyor kavga. Değil mi? Allahu Ekber diyerek Müslümanların birbirleriyle savaşı bütün İslam tarihi boyunca devam ediyor. Ve hala devam ediyor. İşte Suriye. İran orada. Suriye orada. Değil mi? Türkiye orada. Hep birbirleriyle de savaştılar. Suud orada. Yani Arap ülkeleri filan, o örgütlerin örgütleri. Değil mi? Allahu Ekber diyerek birbirlerini kesiyorlar, boğazlıyorlar. Libya'da öyle, Yemen'de öyle. Maalesef. Irak'ta öyle. Ya işte dış güçler. Ya dış güçler değil kardeşim. Ya. Bir kendinize bir bakın. Bir aynanıza bir bakın. He? Aklınız nerede? Şimdi peki bu problem nedir? İşte o deminki problemdir. Medeniyet problemidir. Yani şehrin adına Medine demekle medeni olur mu? Neydi Hazreti Muhammed'in ashabının zaafı? Değil mi? Medeni değildiler. Devlet tecrübeleri yoktu. Oturup problemlerini konuşup medeni bir şekilde çözemediler. Peygamberin cenazesini bile toplanıp da bir toplu cenaze namazı kılıp gömemedi. Öyle mi? Şimdi bu acı gerçekler çok önemlidir. Bunları milletten kaçırmanın bir alemi yoktur. Saklamanın bir alemi yoktur. Çünkü bunlardan ders alınması gerekiyor. Bizim tarihimizle yüzleşmemiz gerekiyor. Bütün tarihimizle, İslam tarihiyle, Hristiyan tarihiyle, herkes kendi dini tarihiyle de yüzleşmiyor. Diyanete gelecek olursak? Oradan geldik Diyanete. Şimdi hilafet. Hilafet dini bir kavram değildir, dini bir kurum değil. Siyasi bir kurumdur yani. Devlet başkanını Arapça halife demişler bunlar. Babadan oğula geçen sistem yani. Babasının yerine geçerse onun halifesi oluyor. Halife peygamberin halifesiymiş. Peygamberi hiç kimse temsil edemez. Peygamberi temsil edecek olan kişinin peygamber olması gerekir. Değil mi? Yani o nitelikte değil ki onun halifesi olsun. Yetmedi. Peygamberin halifesi olmak, halife-i Resulullah, Allah'ın halifesi.
Yani papa, baba, tanrı. Öyle mi? Halife bu demek. Zillullahı fil arz derler padişahlar. Yeryüzündeki Allah'ın gölgesi. Aynen Katolik inanç. Ya başınızdaki devlet başkanı halife diyorsanız yani Allah'ın yeryüzündeki gölgesi bu ya. Öyle mi? Ya buna nasıl yan bakarsınız? Bunu nasıl eleştirirsiniz? Buna karşı çıktın, dinden çıktın. Yanlış yapıyor dedin, dinden çıktın zaten. Gittin. Devlet ve devlet adamları, değil mi? Devletin başındakiler, devlet adamları başınıza Allah kesin. Siz de onun kulları olursunuz. Köleler olursunuz. Sürünür gidersiniz. Estağfurullah, evet. Bunu yaşıyoruz. Şimdi ben tarihi konulara girmek istemiyorum. Bunu da burada noktalayacağım ama düşünebiliyor musunuz? Hazreti Ebu Bekir, ilk halife. Bir kısım Müslümanlar diyorlar ki halife Ebu Bekir'e, o Diyanet'in zekat fetvasına geleceğim, yardım fetvasına. Biz diyorlar vergiyi veririz de, ama diyorlar zekatı devlete vermek istemiyoruz. Sana vermek istemiyoruz diyorlar yani. Den memurları. Niye? Fakir fukara var çevremizde diyorlar. Biz zekatı çevremizde fakir fukaraya vereceğiz. Kendimiz ulaştıracağız. Hazreti Ebu Bekir bunları mürted ilan ediyor. Yani bu adamlar mürted filan değil, dinden çıkmış filan değil. Yani bunlar biz Allah'a inanmıyoruz demiyorlar. Biz peygambere inanmıyoruz demiyorlar. Aksine Allah'a inanıyoruz, peygambere inanıyoruz. Namaz da kılarız ama zekatı diyorlar sana vermeyeceğiz. Vay sen devlete baş kaldırdın. Allah'ın halifesine, Resulü'nün halifesine baş kaldırdın. Mürted oldun, dinden çıktın diyorlar. İslam kaynaklarında bu mürtedlerle savaş diye geçer. Halbuki bu adamlar mürted filan değil. Dinden filan çıkmış değil ama bu çıkartıyor. Ve o savaşta binlerce, belki çok daha fazla, belki 10.000 üzerinde sahabe birbirini kesiyor. Şimdi din dediğin şey sadece ayetten oluşmuyor ki. Değil mi? Peygamberin her sözü, peygamberin her yaptığı, işte Ebu Bekir'in yaptığı o şey din. Dini referanslar böyle şeylerdir. Sahabenin yaptıkları sözleri, değil mi? Kitap, sünnet diyorlar, işte icmadır, kıyastır, örftür, masalın mürseledir, imamların içtihatlarıdır din. Acayip bir şey yani. Sadece o vahiyden oluşmuyor. Böyle olduğu zaman efendim din yaşanılamaz hale geliyor. Bütün bunlar sanki Allah'ın vahyiymiş gibi çarpılıyor. Şimdi Diyanet'e gelelim oradan buraya. Laik devletin Diyaneti. Ya ben şunu söylüyorum. Önce Türkiye bir kere bunu anlasın. Türkiye laiktir, maiktir. Yani bir slogan da var. Türkiye laiktir, laik kalacak. Yok ya, Türkiye laik falan değil. Keşke Mustafa Kemal laik bir devlet kursaydı da alkışlasaydım. Yani Avrupa'daki anlamda bir laik devlet kursak. Ya İmam Hatip devlet kurumu. Hakan Bey. Kur'an kursları devlet kurumu. Hocalar devlet memuru. Değil mi? İlahiyatlar devlet kurumu. Diyanet devlet kurumu. Bütün bunlar devlet kurumları. Devletin memurları. Allah'ın memurları değil bunlar. Kimse Allah'ın halifesi filan değil. Öyle bir şey olamaz. Haşa sümme haşa. Mesela Kur'an'da devlet geçmez. Bir yerde geçer, o da bir veya iki yerde. Mal zenginlerin elinde devlet olmasın der. Kurumsal anlamda devlet geçmez Kur'an'da hiç. Devlet önemsizdir demiyorum. Devlet dinin işi değil, din meselesi değil ki, milletin meselesi. Her milletin ihtiyacı olan bir şey. Bir kurumsal devlet. Bunun şablonunu bulamazsınız Kur'an'da. Bunun yasal şablonunu bulamazsınız mesela Kur'an'da. Şunu söylemek istiyorum. Dolayısıyla şimdi iktidar kimse, Diyanet onun istediği gibi. Yani o iman meselesi de böyle bir şey. Ben girmek istemiyorum siyasi konulara ama yani fetva veriyor Diyanet. Hükümete diyor zekat verilebilir diyor. Yardım verilebilir diyor. Ama şeye verilemez diyor. Yani o belediyeye. Anlatabiliyor muyum? Ya böyle bir ayet mi var Kur'an'da? Peygamberin hadisi mi var? Bütün bunları geçtik ya, hangi mezhebi mi bunun böyle bir iştahı var? Yani senin belediye dediğinde devlet kurumudur. Nihayet kamu kurumudur. Ve kamu hizmeti yapıyor. Öyle değil mi? Yani şimdi ben Diyanet'e zekat vermem. Devlete zekat vermem. Diyanet'e bile vermem. Benim burada komşum varken yanında
değil mi? Gözümle gördüğüm muhtaç bir insan varken niye vereyim yani? E şimdi bana savaş mı ilan edecek bunlar? Ebu Bekir savaşta değil. Mürtet mi ilan edecek? Peki bütün o tarikatlar topluyor zekatları, yardımları. Dernekler topluyor, vakıflar topluyor değil mi? Hepsi topluyorlar. Onlara bir şey yok. Tabii Ensar falan var. Çocuk istismarında işte, alt geçen. Şimdi bunu söylemek istiyorum. Burada. İşte devletin memuru yani Diyanet İşleri Başkanı Allah'ın sözcüsü değil. Ama tek yetkilidir diyor Sayın Erdoğan. Din adına konuşmaya tek yetkili kurum Diyanet diyor. E tabii ya Diyanet İşleri Başkanı'nın diyor konuştuğu diyor. O eşcinsellik konusuyla ilgili olarak konuşuyor. Onu sonra görürüz evet. Daha sonra şey yaparız. Müslümanları bağlar diyor. Hayır ya ne münasip. Niye Müslümanları bağlıyormuş? Senin memurunun dini konudaki bir açıklaması niye Müslümanları bağlıyor? Ne münasebet? Dinde zorlama yoktur ya. Haşa sümme haşa. Allah bile kendini reddetme özgürlüğü vermiş ya. Allah bile kendi kitabını reddetme özgürlüğü vermiş de. Kendini reddettiği için, kitabını reddettiği için, ayetlerini reddettiği için kimsenin başına taş yağdırmıyor. Ateistin tarlasına da rahmet yağdırıyor. Müslümanın tarlasına da yağdırıyor. Budistin tarlasına da yağdırıyor. Öyle değil mi? Ha, öbür taraftaki öbür alemdeki yargı ayrı bir konudur. Cennet, cehennem ayrı bir konudur. İşte din devletin güdümünde olduğu zaman, devletin tek elinde olduğu zaman, devlet dine şekil, din devleti şekil veremiyor. Din bir şeyhin, bir cemaatin, yani orada da bir aristokrasi var yani, bir şey var değil mi? Onlar dine şekil veriyor. Din onlara şekil veremiyor. İşte bu parayla din anlatan konusuna geliyoruz. Yani iş mal, parayla din anlatan konusu da zaten onu da başka bir vesileyle söylemiştim. Günah. Yine o eşcinsel konusuyla alakalı söylemiştim. Yani dini, ya parayla din anlatan, para karşılığı din anlatan, Kur'an okuyan, dua eden, vaaz eden Cenab-ı Allah ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Onların yediği ateş yeri cehennemdir diyor. Yani başkan da bu konuma giriyor mu? Yani yani Allahu Ekber deyip vaaz edip dua edip para alıyorsanız oturup düşünmeniz lazım. Yani ben bir fetva vermiyorum. Ama herkes kendi günahını sorgulasın, kendini sorgulasın. Nihayet Diyanet devletin bir kurumudur. Devletin memurudur. Cumhurbaşkanı da değil mi? Allah'ın memuru değil. Allah'ın yani öyle şeyler var ki ben Erdoğan karşıtı değilim. Sakın diye. Yani bunu söyleme ihtiyacı bile hissetmemeliyim. Ama maalesef öyle diyecekler şimdi. Ya ben CHP'li değilim. AK Partili değilim. Herhangi bir partili değilim. Ben Mesih'im. Beni Türkiye ne kadar ilgilendiriyorsa diğer İslam ülkeleri de o kadar ilgilendiriyor. Müslümanlar ne kadar ilgilendiriyorsa Hristiyanlar da Yahudiler de o kadar ilgilendiriyor. Budistler, Hindular da o kadar ilgilendiriyor. Ben Mesih'im ve Mesih olarak da herhangi bir dinin, milletin, ırkın tarafı olamam, karşıtı olamam. Ama içinden çıktığım toplumu öncelikle uyarmakta görevim. Dolayısıyla yani burada Sayın şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu için bunu söylüyorum. Yani Erdoğan bizim Düzce milletvekiliymiş herhalde ismini hatırlayamıyorum şimdi. Allah'ın bütün sıfatları Erdoğan'da var diyor adam. Ya milletvekili. Mehdi diyenler oldu. Evet evet ya Allah'ın bütün özellikleri Erdoğan'da vardır diyor ya milletvekili. Ya ne oldu bizim Erdoğan'a ya ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Haşa beni Allah yaptınız yeter yani bu kadar da uzun boylu değil. Demiyor ya. Demiyor. Çıtmıyor parti. Öbürü kalkıyor ikinci bir peygamber gibidir diyor bizim için. Öbürü kalkıyor işte İslam dünyasının halifesidir diyor. İşte Mehdiyesidir diyor. Böyle değil mi ya? Bunları sıradan insanlar, troller değil ha. Partinin en yetkili. Zannediyorum Mehmet Bey'in Ağar'ın oğlu milletvekili olmuş. Bizim için Cumhurbaşkanı Allah gibi bir şey diyor ya. Ben bunları gördüm şaşırdım yani. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu kafa tam da işte o ortaçağ Vatikan kafası bu ve kendisine kabul etmeyenleri, eleştirenleri de mürted ilan eden,
din düşmanı ilan eden, değil mi? Aforoz eden, ki bu aklına daha sonra da gireceğim, ki bizi de yani resmen aforoz etmişti. Allah, ya Allah korusun ya. Oraya Türkiye gidiyor demiyorum. Ya o oldu artık yani. Artık bildiğin siyasal İslam ve din devleti haline geldi. Ve tarikatlar, cemaatler de işte paydaşlık yapıyorlar filan. Ve bu gerçekten çok kötü. Ve tarih ortada. Siyasal İslam'ın egemen olduğu yerde özgürlük olmaz. Evet, gördük. Biz de yaşayarak gördük. Çok siyasal teşekkür ediyorum. Siyasal İslam'ın, şeyden bahsetmiyorum, iktidardan. Zihniyet. Siyasal İslamcı zihniyetin olduğu yerde özgürlük olmaz. Allah adına, peygamber adına, Kur'an adına halka tahakküm etmek olur, zulmetmek olur, sevmek olur. Peki, çok teşekkürler. Bunu Türkiye'den hareketle de söylemiyorum. Bütün İslam tarihi. Yani bütün İslam tarihi böyle. Maalesef. Çok teşekkürler. Yani bir görmek lazım ve efendim böyle fetva veriyorsa veriyor. Yani beni aforoz etti. Dinden çıkardı. Eyvallah. Hani ben onu çıkarmıyorum. Ben Müslümanım diyor ya, çıkarmıyorum ben yani. Ben çıkarmam, ben aforoz etmem de. O cehennemin varsa koy. Yak. Cennetin varsa da koyma. Cennetin varsa da koyma beni. Peki efendim. Yani bu Mesih olarak söylemiyorum. Hasan Mezarcı olarak söylüyorum ya. Benim hayatım Kur'an kursunlarında geçti. İmam hatiplerde geçti. İlahiyatlarda geçti. İmamlık, vaizlik, müftülük yaparak geçti. Ve siyasal İslamcı bir harekette de milletvekilliği yaptım. Hayatım cami, Kur'an kursu, imam hatip yurdu yapmakla geçti ya. Bana da İslam düşmanı diyeceksin. Öyle mi? İslam'dan çıktı. Bunu herkese yapıştırabilirler de, CHP'ye yapıştırabilirler de, Hasan Mezarcı'ya yapıştıramazlar. Tutmaz. Yemez bu. Öyle değil mi? Onu yemez. Onun için Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, benim ve Havari İbrahim'in, bu imamlık yapıyordu kaynaştı arkadaşımız. Din İşleri Yüksek Kurulu kafir olduğumuza, dinden çıktığımıza, mürted olduğumuza fetva verdi ya. Hakan Bey bunu söyleyince inanmıyorlar ha. İnsanlar, dinleyenler. Yemin mi edeyim ya, elimizde belgeler var. Mahkemeye de verdik belgeleri. Ve Mehmet Görmez'in başında bulunduğu Diyanet ve Erdoğan'ın bilgisiyle, onayıyla Cumhuriyet tarihinde ilk defa olmuştur bu ha. İslam dışı inanç sahibi, kafir, mürted olduğumuza fetva verdiler. Bu fetvaya dayanarak yasal işlem yapıp İbrahim imamlıktan attılar. Arkasında namaz kılınmaz, İslam'dan çıktı diye. Güler misin, ağlar mısın? Ve duymuyorlar, hala duymuyorlar. Yani hala söylüyorum, duymuyorlar. Yarın mahşer günü görecekler. Deliyi de görecekler, Mesih'i de görecekler. Saçlarını, başlarını yolacak. Ve gerçekten üzülmüyorum ha. Acıyorum hani. Yani körlüklerine acıyorum. Ama uyarıyorum, halkımı uyarıyorum. Sadece siyasal İslam konusunda değil. Ben Papa'yı kabul etmiyorum. Papa, Hristiyan literatüründe baba, tanrıdır. Sen kim oluyorsun da Papa unvanını kullanıyorsun? İsa kralın hakkı, krala tanrının hakkı, tanrıya diyor. Sen din devleti kurmuşsun. Hala Vatikan yine bir din devletidir. Devlet başkanı olarak karşılanıyor. İsa diyor ki benim krallığım göklerdendir diyor. İnsanlardan değildir diyor. Papayı konsil seçiyor. Böyle değil mi yani? Dolayısıyla diyorlar ki işte Papa seni kabul ediyor mu? Ya Mesih Papayı kabul ediyor. Onu sorun bana. Yani Papa'nın, o kilisenin, o teokratik din devletini ve din öğretisini ben kabul ediyorum. Mesih kabul ediyorum. Yani Hristiyan, siyasal Hristiyanlık da beladır, siyasal İslam da beladır. Ve İslam dünyası bundan kurtulmadıkça da iç barış da sağlayamaz. Demokratik bir hukuk devleti oluşturamaz, bir medeniyet oluşturamaz. Özgürlük olamaz. Yani bir özgürlük olamaz. Onun için bu dini kurumların tıpkı Avrupa'daki gibi devlet dışında, değil mi? Devletten
ayrı özel yapılar olarak yapılandırılması gerekiyor. Kesinlikle. Ve din devlet işlerinin lafta değil, sözde değil, kurumsal olarak ne yapması gerekiyor? Yani birbirinden ayrılması gerekiyor. Peki. Söyleyeceğim bu yani. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum.